Bir Abdullah Yıldız olayı var. Şimdi Abdullah Yıldız diye bir adam var. Bu şeyi yani Orhan Çelik'i gören, gördüğü dosyalarda duran. Ve Orhan Çelik uçaktan inerken fotoğrafı çekilince aha buydu diyen. Şimdi Abdullah Yıldız hemen vali tarafından alındı. Vali ya işte bu gazetecilerle birlikte keşif yaptırdı. Ya biz dava görüyoruz. İstanbul 4. Arıza Mahkemesi'nde. Şimdi televizyonlara çıkıp televizyonlar haber yapıyor. İşte adam ya adamı dehşet içerisinde işte gezdirdiler, tozdurdular birkaç gün. İşte nasıl gördüğünü, cinayeti nasıl gördüğünü, işte onu nasıl gördüğünü bilmem ne. Mahkemesine haber vermeden, savcılığa haber vermeden deşifre ettiler. Ben vali beye telefon etmiştim. Çünkü Sibel Hanım dedi ki bu bir oyun olmasın. Yani biz gerçekten cinayetin çözülmesine ve o işte sanığın da katılımı söz konusu olduğundan onun da cezalandırılması sağlanacaksa girelim müdahil olarak. Yoksa alet olmayalım dedi. O yüzden ben Abdullah Yıldız'a önem verdiğim için işte vali beye telefon ettim. Dedi ki çok önemli dedi. Çok falan dedi. Ama adam işte dolaştırıldı, televizyonlara çıkarıldı ve adam tehdidi de aldı. Çünkü ya duruşmaya gittiğimizde gazeteciler olarak Nail Gürel'i izlemeye geliyor. Bütün bir yeraltı dünyası bütün fedaileriyle birlikte onlar da orada duruyor. Ve gazeteciler de yani gazete muhabirleri de çıktığımızda Nail Gürel ile konuşmuyor. Çünkü öbürü önemli onlar için. Ya haber değeri falan açısından. İşte onunla konuşmaya çalışıyorlar. Onun duruşmasını izlemeye, bize saldırmaya çalışanlarla konuşmaya çalışıyorlar. Çünkü o daha kahraman herhalde. Şimdi böyle bir süreç yaşadık ve adam en sonunda geldi. Burada dilekçesi var. Adam başvurdu. Çok korkuyorum tanıklık yapmayacağım dedi. Tabii bu mümkün değil. Zorla tanıklık yapılacak. Zorla tanıklık yapılınca adam geldi. Teşhis edemedi. Teşhis edemiyorum dedi. Bu mu? Teşhis edemiyorum dedi. Yani gördüğün bu muydu o? İlk gördüğünde evet demişti. Oysa inerken hatta o işte gazetecilerle birlikte o soytarılık ve inanılmaz o işte şey yapılırken adam nasıl, hatta soruldu çünkü vali ne soruyor. Peki diyor değişmiş bir adam nasıl tanıdığını da anlattı. Ama duruşmada anlatamadı. Şimdi bütün bunlar kirli bir şey olduğunu. Sonra valiye işte mahkeme yazı yazdı. Peki dinlediniz de ne yaptınız? Şimdi hani bir tutanak var mı? Bant var mı? Kaset var mı? Hayır yok diye cevap öyle, dedi. Öyle kahve muhabbeti. Cevabı da burada hayır yok dedi. Peki niye dinliyorsunuz? Size ne? Ya o korkuyu sağlamak için yaptılar. Ya şimdi mesela MİT'ten gelen, gönderilen mahkemenin başvurusu üzerine MİT'ten 95 yılında görüşülmüş bununla, 94 yılının tutanakları gönderildi. 94 yılı yani Yalçın Özbey'in 94 yılında orada verdiği ifade metinleri gönderildi. Uyuşturucuyla ilgili. Ya diyoruz ki 3, 4, 6, 8 Şubat 1995 günlü görüşme metinlerini gönderin. O görüşme metinleri yerine 94 yılı ifadesi gönderildi. Onun işte böyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu da tarihe nottur. İlk kez söyleniyor. Zor bir şey tabii söyleyeceğim. Türkiye'nin neler yaşadığını. Şimdi Ankara'dan Emniyet Müdürlüğü yapmış avukat bir arkadaşım bir gün telefon etti. Çünkü bu şeylere ulaşamıyoruz yani bu 2, 3, 4, 6 tarihli ifadeler bir tür. Ya bunların imha edildiğine ben inanmıyorum çünkü. Bir yerde var, mutlaka vardır.